Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. 3 hafta 3 puan. Gol yönlerinde biraz sıkıntı var gibi diyorlar halkın adına geliyorum. Ve rakip Halide Edip kupada yine rakibimiz var. Bunları bir böyle özetlersek seviniriz. Teşekkür ederim. Tabii yani sezon başından beri iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bir kere şunu söyleyeyim. 3 lig maçı ve 1 Türkiye Kupası maçını genel bir değerlendirme yaparsam takımın mücadelesinden göstermiş oldukları çocukların fedakarlıklarına son derece memnunum. Evet. Tabii ki pozisyon bir öyle bir algı oluştu takım üzerinde ama bunu da her geçen gün üstüne koya koya devam ediyoruz. İlk Karacabey maçında mücadele olarak üst düzey çok iyi mücadele ettik. Nevşehir maçında keza gene öyle. Nevşehir maçında pozisyonlarımız var. 2-3 tane net pozisyonumuz var. Son maç Modafen maçı da istediğimiz oyunu tamamıyla sahaya uyguladık. Topun hakimiyeti tamamıyla bizdeydi. Rakibi artık yani orada üçüncü rakibi kendi bölgesinde baskımızı iyi uyguladı. Girdiğimiz çok net pozisyonlarımız var. Sadece son vuruşlarda bu sefer sıkıntı yaşadık. 10 kişi kalmamıza rağmen Modafen deplasmanda 40-45 dakika 10 kişi oynadık uzatmalarla beraber. Çocuklar inanılmaz bir mücadele gösterdi. İnanılmaz bir oyun oynadılar. Net pozisyonlarımız var değerlendiremediğimiz. Şimdi inşallah bu haftada Halide maçı var cumartesi günü. Bu maçta artık o her geçen gün söylediğim cümlemin başında söylediğim gibi her geçen gün üstüne koya koya gidiyoruz. Şimdi artık bir gol vuruşu kaldı. Bunu da Allah'ın izniyle son maçta Halide maçında bunu da yapıp gol ve goller bulacağız. Biz genç bir takımız. Her zaman bunu bir bahane olarak değil ama her zaman bu gerçek bu yani. Bu çocuklar ilk maçları. Oynaya oynaya pozisyon bilgileri arta arta bu şekilde devam edeceğiz. En büyük artımız ne? Gol yemiyoruz. Gol atmak bir şey değil. Onu çalışarak her geçen gün geliştiriyoruz. Bu takımın istikrarından, bu takımın gidişatından memnunum. Çocuklarım, arkadaşlarım bu maçta da yine elinden gelen mücadele yapacaklar. Bizim taraftarlarımız, izlemeye gelen taraftarlarımıza iyi bir maç. Yine şunu diyecekler yani. Şunu bu takım evet. Çocuklar kaçırıyor belki. Belki pozisyona giremiyor. Belki galip gelemiyor ama bu Pazarspor o şerefli formasını sonuna kadar yani terinin son damlasına kadar hakkını veriyorlar. Mücadele olarak Pazarspor'a layık, Pazarşehir, Pazar ilçesine, Pazar halkına layık bir takımız. Bunu gittiğimiz deplasmanlarda hep alkışlanarak, takdir görerek pazarımıza dönüyoruz. Şimdi bu maçta önümüzde Halide Edip maçı var. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu çocuklar genç çocuklar. Ne kadar çok destek verirsek çocuklar o kadar daha üstüne koyacak. Bu maçta inşallah kazanıp lige sağlam adımlarla devam edeceğiz. Hocam sakatlıklar bir tabii ki kırık vardı. Diğer cezalı sakatlık onlar hakkında da kısa bir bilgi alayım. Tabii Modafen maçında ana kadrodan 3 tecrübeli, 3 tane iyi oyuncu eksikliğiyle gittik. Maçı o şekilde çıktık. Orta sahada kaptanımız Şam'ı son maçta biliyorsunuz köprücük kemiğine geçmiş kırdı. Olsun, evet. Yine Fatih Ergen Arkades adalesinde kısmı bir yırtık oluştu. Onu da risk etmek istemedik işin açıkçası. Can da son artık kafile hareket edeceği zaman belinden büyük bir sıkıntı yaşadı. Onu da getirmedik. Ondan da yararlanamadık. 3 ana oyuncumuzdan faydalanamayınca yani tabii oynayan arkadaşlar hiç eksikliğini hissettirmiyor. Ondan hiç şey yapamam. Yani dert yanamam ama tabii tecrübe her zaman tecrübedir. O 2 oyuncumuzun ve Can'ın olmaması bizim için büyük bir problemdi. Ha, bu hafta şimdi Fatih Ergen'i de yetiştirdik sağ olsun. Kulüp çalışanlarımız, masörümüz, doktorumuz gerekenleri yaptılar. Can'ı da aynı şekilde tedavisinin için il dışına gönderdik. O da sağ olsun döndü geldi. İnşallah onlarla halledip maçına çıkıp istediğimiz sonucu alıp önümüze daha sağlıklı bakacağız. Son bir soru İstanbul Spor maçı. Evet yine İstanbul. İstanbul'da taraftarımız daha da güçlü. Düşüncelerinizi alalım. Durumu nedir? İstanbul'un durumu nedir? Tabii şimdi sonuçta PTT takımı. Yani o da genç, dinamik. Yıllardır 4-5 senede bir aynı kadro oynuyorlar. Sabır, o kulüp tabii sabır gösterdi. O oyuncu kadrosuna sabır gösterdi. Hani bizim şu durumda olduğumuz genç kadro. 2 senedir, 3 senedir beraber oynuyorlardı. Ana kadro. Ondan sonra bir o işte oyun bilgileri olsun. Birbirini daha iyi tanıma olsun, sahaya daha iyi hakimiyet olsun. Bu şekilde ana kadroyu koruyarak 3 sene sonunda direkt şampiyon oldular. İkinci kez çıktılar. İkinci kez de aynı şekilde yine aynı ana kadroyu bozmadan şampiyon olup şimdi PTT Ligi'nde oynuyorlar. PTT Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar.
iyi bir kadroyla oynayacağız. Keşke yani ben keşke bir daha iyi böyle hani PTT takımları gelse, ne bileyim işte Akhisar'dır, Erzurum'dur. O tür takımlar gelse bizim için daha rahat olurdu diye düşünüyorum. Çünkü o her zaman alt ligde oynadığın zaman motivasyon, maç motivasyonu olsun, konsantresi olsun, eksiklikleri yaşayabilir ama o çocuklar onu yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. Bizim için fark etmiyor. Biz yine çıkacağız. Elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde yapıp Pazarspor'u yine en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tur şu maçı halledip maçını geçelim. Ondan sonra İstanbulspor maçını takdir edersiniz ki daha iyi hazırlanıp oradan da alnımızın akıyla çıkacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim hocam. Sağ olun.